kesinlikle benim favorim. Diğer bir favorim kesinlikle. Ben buna da bayıldım. Değecek ve çok güzel bir video ile geri döndüm. Bahsetmiştim zaten, beni Instagram'dan takip edenler varsa biliyordur. Brazilla adında bir seri başlatıyorum ve bir düğün sürecinde ihtiyacınız olan her şeyle ilgili size bilgi vereceğim ve bunun ilk videosu da çok güzel bir işbirliğiyle ve çok beğendiğim bir markayla başlıyor. Bugün gördüğünüz gibi Armada'dayız ve Ole Cassini mağazasının önündeyiz. 2021 gelinlik koleksiyonunu hep beraber inceleyeceğiz ve size bazı önerilerde bulunacağız. Mekana göre ya da nasıl bir konsept istediğinize göre nasıl bir gelinlik tercih edebilirsiniz. Ve Ole Cassini gerçekten iyi bir ekip, bu konuda çok yardımcı oluyorlar. Hep beraber şimdi daha fazla beklemeden mağazaya geçelim. Daha güzel gelinlik koleksiyonumuzu inceleyelim. Hadi. Berna Hanım bugün ilk başta gelinlik seçiminde bana yardımcı olacak. Ben kendi zevkime göre ve 2021 trendlerine göre beğendiğim gelinlikleri deneyeceğim. Diyelim hangi konsepte göre nasıl bir şey seçebiliriz, hangi vücut tarzına göre nasıl bir gelinlik seçebiliriz. Onlarla da ilgili, hepsiyle ilgili bilgi vereceğiz. Berna Hanım'la başlayalım şimdi gelinlik seçmeye. Merhaba, merhaba Berna Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Bu arada daha önceden tanıdık simalar. Çünkü ben nişanımda da buradan almıştım nişanlığımı. Ve aslında bu nişanlık bir gelinlik. Daha böyle pudra renklerle hazırlanmış bir gelinliği. Ben nişanlık olarak tercih ettim. Ve annemin de bütün kıyafetlerini buradan aldık. Ondan dolayı ekibi de tanıyorum. Ve gerçekten çok yardımcı oluyorlar bu stresli süreçte. Şimdi bakalım. Yılın en trend modellerinden başlamak istiyorum. Kiletik, asimetrik askıları var. Bunun da önü güzelmiş ama ben gerçekten şuna bittim. Siz gelmeden de biraz, evet, videoya başlamadan da ben biraz baktım. Simlatür etek, transparan beden. Aynen. Gerçekten strapless. Şu kalıplar biliyorsunuz çok moda. Biraz böyle trail, menşeli firmaların, Bertha'nın falan tarzında. Ve bunun kolu varmış değil, evet, mi? Evet, karpuz kolları var. Giydiğimizde ben zaten biliyorsunuz hani ışıltıyı, böyle gösterişli gelinlikleri seviyorum. Kendi gelinliğimde bilen var, bunu bilir. Ondan dolayı bunu kesinlikle, evet, deneyeceğiz. Yeni... Bu gelinlik gerçekten Pinterest'in favorisi yani. Şu kollar gerçekten çok moda bu sene. Zaten araştırdıysanız biraz yeni gelinler bunu bilir. Bunu da deneyelim. Evet, yine kırdığım bir diğer favorim hemen yanında. Gerçekten bence bu zaten açık hava gelinlere daha fazla olacak bu sene. Belli ki pandemi devam ettiğinden dolayı. Bu bence kesinlikle bir sahil kenarında giyilmesi gereken bir gelinlik olduğunu düşünüyorum. Şu üstü falan, formu müthiş yani. Ben bunu gerçekten çok beğendim. Hani bir de çekiminizde, dış çekiminizde farklı bir model tercih etmek isterseniz bence bu ona da çok uygun. Bir de böyle nikahlar için daha sade, sadece satenden olabilecek bir model varsa. Yine nikahlarda çok tercih edilen. Aynen, bir de mankende, evet, de mankende zaten var. Şuradan arkası özellikle çok güzel, benim çok hoşuma gitti bunun. Arkasında şöyle bir kurdele detayı var. Ve bu saten gelinlikler gerçekten biliyorsunuz moda. Çünkü pandemiyle beraber hepimiz biraz daha ufak organizasyonlara yöneldik. Hani 50 kişilik, 100 kişilik böyle açık havada yapılan böyle etkinliklere yöneldik. Onlar için gerçekten ideal. Yine Ole Cassini'nin en gözde modellerinden bir tanesi. 2021'in bence en güzel modeli. Ya şu yırtmaç olayı gerçekten çok Cappuccino güzel. Cappuccino iç astlarının olması da ayrı bir hava kesinlikle katıyor. Ya ben zaten böyle renkli gelinlikleri gerçekten seviyorum. Transparan üst beden. Benim gelinliklerim hiç beyaz değildi yani, hepsi renkli tercih ettim. Renkli ise bunu da görmeniz, aynen, lazım. Vardı. Özellikle yine kır düğünleri, yani daha doğrusu nikahlar, işte daha ufak çaplı kırda olacak organizasyonlar için. Bence çok romantik, çok güzel.
Aa, bu da böyle yırtmaçlı. İki tane yırtmacı var bunun da. Çift yırtmaç. Bunlar gerçekten fotoğraflarda çok güzel oynanabiliyor bunlarla. Daha fazla beklemeden bir de after party kısmı vardı değil evet, mi? Kısa var. Gelinliklere de bakalım. After party çok önemli biliyorsunuz. Asıl düğünün stresini atacağınız böyle tüm işte o seremoniler, nikah vesaire olup bittikten sonra şöyle güzelce arkadaşlarınızla kurtlarınızı dökeceğiniz asıl zaman after party'de başlıyor. Şöyle kısa bir model bakabiliriz onun içinde. Şöyle düşük kollu bir model mesela gayet güzel. Şöyle boyundan bağlamak, benim after kıyafetim boyundan bağlamalıydı. Değişik duruyor yani hani çok fazla alışılmış yine böyle değil. Şu tarz böyle aynen. Fotoğraflar için. Aynen. Dış çekimler için vesaire. Bu tarz bir sürü alternatif var. Ha bir de şunları gösterelim. Şimdi biliyorsunuz gene pandeminin getirdiği bize işte nikah ve daha kısa sürecek ve daha az kişiyle olacak organizasyonlar daha revaçta olduğu için şu tarz takımlar gerçekten eğer biraz daha böyle uzun ince bir fiziğiniz varsa uzun boylu işte biraz daha zayıf maskülen tarzda bir fiziğiniz varsa bunlar efsane duruyor. Efsane duruyor yani gerçekten. Ama tabii ki hani şimdi bunlar öneri. Yani vücut tipinize göre, olacak olan etkinliğinize göre biz öneri veriyoruz ama o gün sizin en güzel gününüz. Kendinizi böyle en güzel hissetmeniz gereken gün. Yani bunlar öneri ama siz nasıl istiyorsanız, içinizden nasıl geliyorsa bence buna göre de bir gelinlik tercih etmeniz en doğrusu olacaktır diye düşünüyorum. Yani diyelim 100 kişinin olduğu bir organizasyonda da siz tutup böyle kabarık bir salon gelinliği giyebilirsiniz istiyorsanız yani. Bence kesinlikle hiçbir sıkıntı yok. Önemli olan sizin ne istediğiniz, onu da belirtmiş olayım. Ve bu kesinlikle benim favorim. Her giydiğim için bunu söyleyecek olabilirim ama kesinlikle benim gibi birazcık böyle ihtişamlı şeyleri seviyorsanız kesinlikle size bunu öneririm. Ve bu bir salon gelinliği gördüğünüz gibi. Ama dediğim gibi bu da sizin biraz zevkinize kalmış. Yani bunu alıp kır düğününde de tabii ki giyebilirsiniz. O sizin en güzel gününüzde nasıl iyi hissedecekseniz. Bana teknik öneri ver derseniz ben bunu kesinlikle bir salon düğünü için size öneririm. Ve çok güzel biraz... Yani tam böyle şatafatlıyla romantik gelinliklerin arasında duran bir gelinlik. Gerçekten ben çok çok beğendim. Ben bunu böyle açık saçlarla kombinlerdim kesinlikle. Biraz böyle yarı toplu gibi saçlarla ve güzel bir saç aksesuarıyla çok güzel olabilir. Ve bunun kolları çıkabiliyor, onu da söylemek isteyeyim. Şuradan... Şimdi Berna Hanım bunu ayarladı. Diyelim böyle nikah seremonisinde bu şekilde kaldınız. Daha sonra hemen bu kolları çıkarıp biraz daha böyle hani davetlileri telanlama kısmında daha rahat olabilirsiniz. Daha sonra da after party'de isterseniz mesela çıkarabilirsiniz. Ama gerçekten çok bayıldım ve biraz da kuyruğu da var. Kuyruklu gelinlikler gerçekten bayılıyorum. Çok güzel. Biraz böyle gelin durmak istemeyenler için daha eğlenceli ve sade model isteyenler için bence çok güzel. Ve Berna Hanım'ı da hemen burada bulmuşken şunu söylemek istiyorum. Bu mesela şu an benim bedenim değil ama üstüme oturtturdular. Bu tarz tadilatları uzman
terzi ekibi çok iyi bir şekilde yapıyor. Mesela benim nişanımda aldığım bedeni kalmamıştı. 40 beden bir gelinlik aldım ben ve onu 34'e düşürdüler. Gerçekten hani ben bile hayret ettim. Hiçbir yani detaylarında, işlemelerinde hiçbir bozulma olmadan onu resmen yani 6 beden küçülttüler. Ben tebrik etmek istiyorum kendilerini. Uzman terzi evet. Kadromuzda kendi bünyemizde. Evet zaten. Evet yani başka bir yere gitmiyor. Terzi burada alıyor üstünüzdeki ölçüyü ve istediğinize göre yapıyor. Ama sizin bedeninize de uygunsa eğer hani direkt bugün alıp hani yarın da giyebilirsiniz tabii ki. O sizin hani bedeninizi bulmanıza kalmış. O konuda da gerçekten çok pratik ve ben bunu çok beğendim. Şimdi nasıl bir organizasyonda bunu tercih ederdim? Ben mesela bunu açıkçası böyle bir Akdeniz sahilinde, böyle bir deniz kenarında bir organizasyonda ya da ben nişanım Samsun'da olmuştu, Yelken Kulüp'te olmuştu. Orada hani böyle bir denizli bir yerde bunu hayal ediyorum ya. Çünkü böyle gerçekten böyle bir deniz kızı gibi çok güzel. Parti havasıyla da aynı zamanda. Ben çok beğendim bunu. Buna bakabilirsiniz. Gerçekten tam bir kır düğünü elbisesiyle karşınızdayım. Ya bunun üstüne gerçekten bittim. Bu benim zaten nişanlımın üstüne benziyor. Onun fotoğraflarını falan da görmüşsünüzdür Instagram'dan ya da koyabiliriz de. Derin bir V dekoltesi var ama ben gerçekten seviyorum. Ama istediğinize göre bu dekolteleri kapatma falan da yapabiliyorlar. Şöyle iki taraftan yırtmacı var. Ama ben bunu tabii ki kendi boyuma göre birazcık daha yırtmacını açtırırdım. Biraz eteklerden kesilip yırtmacı açılınca çok güzel olur. Kesinlikle uçuş uçuş romantik bir kır düğünü elbisesi. Yani gerçekten buna da bayıldım. Hayalinizde eğer bir kır düğünü varsa buna kesinlikle bakın diyorum. Şimdiki gelinliğimiz gerçekten gene çok modern. Ben biraz böyle Liz Martinez, Berta tarzını çok seviyorum gerçekten. Onların sokak çekimleri olur ya, girip bakabilirsiniz sayfalarında. Bu tarz böyle yırtmaçlı gelinlikler çekimlerde çok güzel oluyor gerçekten. Farklılık katıyor yani, hareket katıyor. Güzel güzel kullanabiliyorsunuz bu yırtmacı. Ondan sonra bir de bunun tam kararında olmasını sevdim. Yani ne çok sade ne çok ışıltılı. Güzel bir gelinlik, gayet beğendim. Şöyle bir düşük kolu var. Düşük kol tercih etmek isteyenler için ya da bunları iptal edip straplez de kullanabilirsiniz. Gerçekten bayağı beğendim ben bunu. Ben bunu böyle düz bir saçla da aslında hayal ediyorum böyle. Düz, gergin, önü toplanmış böyle daha sade, modern bir saçla gayet güzel olur yani. Cool bir gelin olursunuz bunu giyerseniz, onu söyleyeyim. Finali gerçekten bu jilet gibi takımla yapmak istedim. Ya damatların ne kadar rahat olduğunu görüyor musunuz? Yani şöyle düğününüze katılmak nasıl olurdu? Diğerleriyle yürüyemiyordum bile ama bununla gerçekten aşırı rahatım. Ve aşırı da şık. Yani cool'luğun geldiği son nokta diyebilirim bence. Ben gelin durmak istemiyorum diyorsanız ya da bir nikahta bunu böyle güzel bir şapkayla, kısa bir duvakla tamamlayarak çok güzel kullanabilirsiniz bence. Ve çok yani kesim kalıbı gerçekten çok güzel. Ben bunu hatta yani düğün müğün değil hani kendi hayatım içinde alıp kongrelerde falan giyilebilir diye düşünüyorum. Çok beğendim. Güzel bir takım bulmak zaten zor. Bu aksesuarı da şimdi denedim. Bununla da göstermek istedim. Bunu görünce benim aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bu 80'de City'de Kelly'nin taktığı aksesuar geldi. Onu bulabilirsek bir fotoğrafını falan koyarım. Böyle kuş tüyü konduruyordu kafasına. Ama onu Mr. Big nikahta bırakıyordu. Umarım bunu takan gelinimizin başına böyle bir şey gelmez. Neyse. Güzel bir aksesuar ve biraz takıma tabii hareket kattım. Gerçekten cool'lukta son nokta diyorum ve videoyu artık burada yavaş yavaş sonlandırmak istiyorum. Bitirmeden önce söyleyeyim. Bu Bridezilla serisinin devamı gelecek. Günlük vloglarım da gelecek yani devam edecek. Ondan dolayı beğendiyseniz beğene basmayı ve kanala da abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda şimdiden görüşmek üzere. Sabırsızlanıyorum. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz.